Ben Urartu Suler'i çok seviyorum. Çünkü temiz insanlarmış, çalışkan insanlarmış ve savaşçı olmayan insanlarmış. Onun için Urartu Suler'i aşığım. Yaptıkları işleri görüyorum. Harika bir şey. Bugün bile o şekilde yapılamaz. Askerliğim bittikten sonra buraya katıldım, kazıya katıldım. Burada da yazılar falan çıkıyordu Urartularla ilgili. Ve ben de merak ettim, öğrenmek istedim. Onunla gittikten sonra Van Kalesi'ne gittim, oradaki yazıları tümünü getirdim, topladım. İran'a, Ermenistan'a da gittim, oradaki yazıları da getirdim. Üç yılda alfabeyi tamamladıktan sonra basın haberi olmuş, yazmışlar. Yazılar 22 yılımı aldı. O zaman bir tanesi öğrendi. Çünkü artık dünyada da kalmadı, Türkiye'de de kalmadı. Türkiye'de 7 kişiyiz. Dünyada 12 kişiyi geçmiyor. On bir çocuk babasıyım. Ben bunları nasıl okutacağım diye düşündüm. Bu sefer derelerde, tepelerde taşları gezdim. O zaman da turist gelmeye başladı. Müthiş bir turist bana geldi. Oyma değil de sadece çiziyorum. Tanrıların, tanrıçaları, kralları, kraliçenin isimleri yazıyorum. Herkes alıyor. Ondan sonra başladık oymacılığa. Bu iş eğer öğrenmeseydim bu taşlarım olmayacaktı. Bu taşları yapmasaydım ancak 11 çocuğumda 3'ünü okutabilecektim. Öbürleri cehil kardeşti bu bir. Ondan sonra Amerika'ya 5 defa gittim. Devlet gönderdi Kültür Bakanlığı'nın emriyle, Van Valisi'yle beraber. Eğer bu yazı olmasaydı ben bekçilik maaşımla Amerika'ya gidemezdim bu iki. Almanya, Hollanda, Belçika'ya gidemezdim bu bir. Ben 57 yıldır bu Çavuştepe'de çalışıyorum. İlk güne başladığım zaman tarlamı, çubuğumu, bağımı, bahçemi, her şeye boş verdim. Bütün köylü şahittir. Buraya bağlandım, bugüne kadar böyle getirdim. Alnım açık, başım dik olarak çalıştım. Yaş da 80 doldu. Ondan sonra da çalışamayacağım. Buraya gelecek arkadaşlara da başarılar dilerim.